Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek, pâk, ruh-i şeriflerine, ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i azâmın, sâdât-ı kirâm hazaratına, şehitlerimizin, cümlemizin, geçmişlerinin ruh-i şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selâmetine, şerlerin şerlerden muhafazasına, bu niyaz, bu dua ile bir Fâtiha-i şerif, üç ihlâs-ı Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem. Âzu billâhi şeytânirracîm, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillâhi rabbil âlemîn, errahmânirrahim, rahîm. Muhterem kardeşlerimiz, Furkan Sûresi'nin 61. ayet ile 77. ayet arasını okundu. Bu ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak dostluk reçetesi veriyor. Yani kainatın Hâlıkıyla Cenab-ı Hak da dostluk reçetesi bildiriyor. Cenab-ı Hak İbadurrahman buyuruyor. Yani rahmetin üzerine tecelli etti kullar, onların vasıflarını Cenab-ı Hak bildiriyor ve Darüsselam cennete davet ediyor. Tabii bu davet üzerine takva sahibi yaşamak şartıyla, yani hayatın bütün muhtevasını şeriatın dahili içinde olacak. Allah'ın salih, salih, sadık ve sadıka bir kulu olacak. Cenab-ı Hak yine Fussilet Sûresi 30. ayetinde şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip, yani Allah rızası üzerine ömrünü geçirenler, sonra sırat-ı müstakim üzerinde yürüyenler üzerine melekler iner, onlara korkmayın, üzülmeyin, size vaad olan cennetlerle sevinin derler. Bu üç yerde olacak, insanın en çok zorlandığı yerler, bir son nefes, bir kabre giriş, bir de kıyamette diriliş. Orada melekler, büyük bir takviyece korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size vaad ettiği cennetlerle sevinin diyecekler. Rabbimiz kullarını en güzel bir vasıfta hâlk etti. Fıtrattaki mücerret vasıfları kul müşahhas hale getirecek. Zihni bilgiler kalbe inecek, tatbikal olacak, kalpte yaşanacak. Bütün nimetleri insanı amade ve musahhar kılıyor Cenab-ı Hak. O göklerde, yerde ne varsa insanı amade kılıyor, insanı emrine verdi. Elbette bunu düşünen toplum için ibretler vardır. Sümmelet elini yömeyizin aninnayım. Verdiğimiz nimetlerden de sorulacaksınız buyuruluyor. Kul mükerremlik vasfına layık yaşayacak. Muhteşem olan cennete layık hale gelecek. Rabbimiz kulundan dostluk istiyor. Bu dostluğu temin içinde üç büyük yardımcı ihsan etti. Kur'an-ı Kerim kavli ayetler. Cenab-ı Hak buyuruyor, biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o mümin şifa ve rahmettir. Yani Kur'an-ı Kerim insanlığa son çare, ilahi mektup, en muazzam ve en muhteşem bir kültür Kur'an-ı Kerim kültürü. Kul bu kavli ayetlerle derinleşecek, yaşayacak, yaşatacak. Gönlünün ruhaniyeti ölçüsü mesafe kat edip devrin akışından kendini mesul görecek. Cenab-ı Hak buyur Er-Rahman allemel Kur'an, halakal insan allemel beyan. Rahman Kur'an öğretti. Bu da Rahman geliyor, Cenab-ı merhamet sıfatını bildiriyor. Tabi bu Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimiz üç hususta bilhassa dikkat etmemiz lazım. Namaz Kur'an-ı Kerim'le oluyor. Dualar Kur'an-ı Kerim'le oluyor. Bir defa huruf Kur'an-ı Kerim'in harflerini düzgün telaffuz etmek. Onun için bilhassa evlatlarımızı muhakkak bir Kur'an kursuna geçirmemiz zorunda. İkincisi hudut Kur'an-ı Kerim ahkâmına dikkat etme. O şekilde bir Kur'an-ı Kerim bir hayat bulma. Üçüncüsü hulk, Kur'an-ı Kerim ahlakıyla ahlaklanma. Cenab-ı Hak Fâtır Sûresi 29. ayetinde ticareten lentobur buyuruyor. En hayırlı bir ticaret. Bir sürü dünyevi ticaretler var. Fakat dünyevi ticaretlerin içinde en mühim insana saadet verecek ticaret bu ticaret olmuş oluyor. Yetlûne kitâballâh Allah'ın kitabını tilavet ederler. Okurlar, yaşarlar, yaşatırlar. Ve ekâmü's-salâ, namazı ikame ederler. Yani kalp ve beden âhengi için namazı kılarlar. Ve kendilerine verdiğimiz nimetlerden gizli, zaruret varsa açık infak ederler. Cenâb-ı Hak buyuruyor, ve inneke lâ alâ hulukun azîm.
ahlakımızı, her halimizi Rasûlullah Efendimiz'in ahlakıyla mizan etme durumundayız. Dikkat edecek hususlar, en başta helal lokma. Yediğimiz lokmanın vücudumuza bir manevi güç kuvvet olması. Muamelat, bir mümine yarışan Efendimiz'in muamelatından zarafet, incelik, nezaket hisse almamız lazım. İşte muaşeret, ibadet, Rasûlullah Efendimiz'in ibadetine benzemeye gayret etmek. Ticari hayatımızda Rasûlullah Efendimiz'in emrettiği şekilde bir ticari hayatımızın olması. En mühimi, arkamızdan güzel bir nesil bırakmak. Bugün bu çok büyük bir zaruret haline geldi. Toplumun durumunu görüyoruz, biliyoruz. Toplumun selde sürükleyen kütükler misali, küfür ve ahlaksızlığa sürüklendiği devirde tebliğ hizmeti müminin en öncelik bir vazifesi. Nereden tebliğ? Kendimizden tebliğ, kendimizin kendimize tebliğ, evlatlarımıza tebliğ, akrabalarımıza tebliğ, daire daire bir tebliğ etme durumundayız. Yani zamanın akışından kendimizi mesul görebilmek. Her nimetin bir bedeli var. Bizler meccanen, yani bir bedel ödemeden lütfen keremen İslam nimetiyle şereflendik. Bu yüzden imanımızın bedelini ödemek için Rabbimizin bu sonsuz lütfuna şükrane olarak İslam ahlakının güzelliklerini yaşayarak tebliğ etmek ve temsil etmek ve tebliğ etmek durumundayız. Günümüzde zamane şerlerinin girdabına kendini kaptırmış giden insanı elinden tutmayı, bize emanet toplumu o anafordan kurtarmayı, gerçek saadetin ne olduğunu anlatmayı iman ve vicdan borcu olarak bilmemiz zaruri. İkincisi, Cenâb-ı Hak lütfettiği kevni aletler. İnsan yaratılmadan evvel bu cihanı yarattı. İnsan ve cin kıyamete kadar bu mektebi âlemde imtihan görecek. Bu cihanın her köşe şuur ve idrak sahibi insanı binbir tefekkür aynası. Toprağın üstü ayrı tefekkür deryası. Toprağın altı ayrı bir tefekkür menbaı. Sema sonsuzluğa doğru ayrı bir tefekkür kaynağı. Cenab-ı Hak kevni ayette kulun tefekküre davet ediyor. Zira yaratılan her şey ilahi bir sanatın harikası. Rabbimiz kevni ayetlerin yer aldığı kainat ile kavli ayetlerden bir şey Kur'an'ı okunması gereken iki kitap olarak bütün insanlara lütfetti. Kur'an-ı Kerim ve kainat. Kainattaki olan her şey Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an'daki olan her şey kainatta. Mücerret ve müşahhas olarak. Kur'an-ı Kerim ve kainat birbirini tefsir eden ilahi vahyin iki farklı tecellisi. Rabbimiz bizleri Kur'an'da kavli ayetlerle ikaz ve irşat buyurduğu gibi zaman zaman da bunu kainat kitabının kevni ayetlerle bu irşadı Cenab-ı Hak yapıyor. Dolayısıyla kainat kitabındaki bu ayetlerin verdiği mesajlara bigane kalmak tıpkı Kur'an ayetlerine bigane kalmak gibi büyük bir felaket. Mesela işte günümüzde bir virüs Cenab-ı Hak yok kadar bir varlıkta bütün insanlığı nasıl bir ikaz halinde. Sellerle bir ikaz halinde, kuraklıkla bir ikaz halinde. Yangınlarla bir ikaz halinde. Cenab-ı Hak efela takulun akıl erdirmez misiniz buyuruyor. Le alleküm takulun umulur ki akledersiniz buyuruluyor. Üçüncü Rasûlullah Efendimiz cihanın en mütena bir muallimi, güzel ahlakın zirve numunesi. O rahmet peygamberi ümmet olan bir kulda onu örnek olarak terakki edecek. Kavli kevni ayetlerle dirileşecek. Böyle İbadur Rahman Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği bir kul olacak ve bir rahmet insanı olacak. Bizden arzu eden aşk ile yaşanan bir iman en başta. O nasıl olacak? Men yudur Rasûle fakat et Allah. Kim Allah Rasûlüne itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Ne üzerine olacağız? Fatiha devamlı tekrarladığımız sırat-ı lezîne en amt aleyhim nimet verdikleri. Kimler buna peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ve gayril mağdûbi aleyhim ve'd dâlin yanlış yolda olanlardan, gadaba uğrayanlardan kendimizi muhafaza edebilmek, evlatlarımızı muhafaza edebilmek. Velhâsıl tefekkür derişecek, hikmet ve sunuat artacak, kulda İslam'ın her umdesine hayranlık olacak, muâşeret, hak hukuk olacak. Bu vesileyle mü'minin her işi en güzel olacak. Ecmeli olacak,
cemali sıfatların mazharı olacak ve her hal davranışı gönlüne huzur ve surur verecek. Ekmel olacak, olgun olacak, kâmil olacak. Muhataba zarafet, nezaket ve duygu derinliği verecek. Bu kalbi hayatımızı inkişaf ettirerek Cenab-ı Hak'tan yardım gelecek. Allah'tan korkun, takva sahibi olun. Bilin ki Allah size bilmediğinizi öğretir. Onun neticesinde la havfun aleyhim ve la hum yahzunun o zor günlerde kabirde, mahşerde o zor günlerde korkmayacaklar, üzülmeyeceklerdi buyuruluyor. Yani bir mümin canlı bir Kur'an olarak yaşayacak. Mükerrem bir gönül insanı olacak, yürek âlemi bir dergâh olacak. İnfak sahibi olacak. Cenab-ı Hakk'ın kendisine her an ikram ettiğini unutmayacak. İkram ve infak kulda bir lezzet haline gelecek. Yaşama zevki safasını bir tarafa bırakacak, yaşatmanın gayreti içinde olacak. Takvada mesafe alacak, Hakk'a yakınlaşacak. Rabbimiz insanı daima kevni ayetlerle tefekküre davet ediyor. İnsan kainat sayfalarını çevirip okuyacak. Kulda zengin bir tefekkür ufku açılacak. Toprağa bakıp tefekkür edecek. Semaya bakıp tefekkür edecek. İnsan kendine bakıp tefekkür edecek. Velhâsıl her zerre tefekkür ummanına daldıracak kulu. Cenab-ı Hak buyuruyor okunan ayette. Gökte burçlar var eden onun bir çera, güneş ve nurlu bir ay barındıran Allah yücelerin yücesidir. Daima en büyük delillerden bir de güneş. Hiç takdim tehir yok. 150 milyon kilometre den ışığını veriyor, sıcaklığını veriyor. Atmosferin dışında karanlık da geliyor, atmosfere girince ışığını veriyor, sıcaklığını veriyor. Velhâsıl içindeki bir nükleer santral devamlı çalışıyor ve büyük bir hiç takdim tehir yok, gecikme yok, sıcağını arttırma yok, eksiltme yok. Yani bütün kainatın yaşayışına göre Cenab-ı Hak öyle bir mizan kurdu. İç sıcaklığı 20 milyon deniliyor. İnsan bir cehennemi düşünmeli. Samanyolu galaksi içinde 200 milyar yıldızdan biri olarak söyleniyor. Cenab-ı Hak göğü yükselttik, mizan dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın buyuruyor. Yeryüzü sema mekana ait. Gece gündüz zamana ait ilahi kudret tecellileri Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran davetçiler durumunda. Cenab-ı Hak yine buyuruyor ayette ibret almak. Hep ibret manzarası bu cihan. Ve şükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüz birbirini ardınca getiren odur. Hiç takdim tehir yok. Saniye farkı yok. Yani bu cihan ilahi azametin bir kudret akışları içinde bir mümin tefekkür sahibi olacak. Her gördüğü şeyden ibret alacak, zikredecek, aman ya Rabbi diyecek. Subhanallah diyecek. Ve gökyüzünde ay ve gün iki tane takvim dönüyor. İlahi azameti hiçbirinde birine geçmiyor, takdim tehir de yok. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor Yunus Suresi 6. ayetinde gece ve gündüzün değişmesinde, uzayıp kısalmasında Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde onu inkâr etmekten sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır. Cenab-ı Hak veşşems vel kamru buhsman buyur güneş ve ay hesaba göredir. Yine ayette Cenab-ı Hak ikaz ediyor Nazirat Suresi'nde sizi yaratmak mı daha güç yoksa gökyüzünü yaratmak mı ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu, geceleri kararttı, gündüzleri arttı. İnsan bu dünya boş bir kaset olarak geliyor. Bu kadar Kur'an ve sünnet ile dolarsa insan kâmil oluyor. Lekat halaknel insane fi ahseni takvim en güzel bir yaratık haline geliyor. Cenab-ı Hak ilk ayette "İkra bismi rabbikellezî halak" yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani her şeyi yaratan Cenab-ı Hak kul daima Cenab-ı Hakk'ı tefekkür halinde olacak. Aman ya Rabbi diyecek. Gücü Cenab-ı Hakk'ın sonsuz insan idrakinin ötesinde. Aman ya Rabbi diyecek. Tabi bunu okuyabilmek için takva lazım. Zira insan takvada derinleştiği ölçüde seyrettiği bütün manzaralarda gördüğü her zerrede Cenab-ı Hakk'ı okur, azameti okur. İşte gerçek tahsilde bu gönlü elde edebilmek. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor, "İkra ve rabbükel ekrem." Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. Hep insana ikram halinde. Atmosfer ikram halinde,
toprak ikram halinde. Ağaçlar vesaire, hayvanat ikram halinde. Fakat bir ikra daha var. Okra kitabe kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Kitabını oku, bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. Bu nimetlere mukabil ekranlar inecek. İnsan geçirdiği bu hayatı en teferruatıyla okuyacak. Zerreleri okuyacak. Şaşıracak. Aman ya Rabbi diyecek. Büyük küçük hiçbir şey unutulmamış diyecek. Efendimiz buyuruyor, kalpler demirin paslandığı gibi paslanır. Bunun cilasını ey Allah'ın Resulü dediler. Allah'ın kitabını çokça tilavet etmek, Allah'ı çok çok zikretmek. Sevir'de bir talimat. La tahsen innallahi ma'ana. Mahzun olma, Allah bizimle beraberdir. Demek ki ilahi kameranın altında olduğumuzu idrak halinde olmamız. Cenab-ı Hak buyuruyor, ve mekum eyne mekuntum. Nereye gitseniz Allah sizinle beraber. Çünkü Cenab-ı Hak zaman mekandan münezzeh. Zaman mekan mahlukata ait. Cenab-ı Hak muhalefetün lil havadis. Yarattıklarına benzememe keyfiyeti var. Büyük güç. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor, bir şah damından daha yakın olur. İçimizden geçen kendimiz biliyor, bir de Cenab-ı Hak biliyor. Her şeyden gizleyebilir, Cenab-ı Hak'tan gizleyemeyiz. Tek çare nedir? Fefurru illallah. Cenab-ı Hak buyuruyor, Allah'a koşun. Velhasıl mutu kable ente mutu buyuruyor. Ölmeden evvel nefsani arzulardan vazgeçin. Ölmekle zaten vazgeçeceğiz. Bütün ihtiras, mihtiras hiçbir şey kalmayacak. Hasibu kable ente hasibu, kendimizin hayatımıza bir muhasebe edin. Çünkü bunun mutlaka hesabı verir. Bunun için istiğfara sarılmak. Kitap üstünde hayatımın tek rotası olacak. Bir nefes bile boş yere terk edilmeyecek. Sallallahu aleyhi ve sellem yani billahi bunun üzerine çok duruyor. Bir yetim başı okşadınız mı diyor. Bir hasta ziyaret bulundunuz mu diyor. Bir tebliğde bulundunuz mu buyuruyor. Cenab-ı Hak Bakara'nın ilk ayetinde üzerinde hiçbir şüphesi olmayan Kur'an-ı Kerim. Hiçbir şüphe yok Allah'ın kelamı olduğuna dair. Hüden lil muttakîn, müttakiler için Kur'an-ı Kerim hidayet rehberi. Mümin takvası neticesinde Kur'an ve kainattaki ilahi hikmetlerle derinleşecek. Aynı bir dalgıç gibi. Bir dalgıç indiği her merhalede değişik manzaralar seyreder. Tefekkür ibadetlerde huşu artırır. İbadet ve muamelatımız tazimle emrillah. İlimsiz ibadette tefekkürsü Kur'an tilavetinde fayda ve feyiz azalır. Kalp görür. Kalp neyle görür? Yüksek takvâla görür. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e baktı, hayran oldu, mest oldu. Sıddıkların zirvesi oldu. Kur'ân-ı Kerim ifade ikinin ikincisi oldu. Hantal bir kalp, nefsânî vitrinlerin seraplarına aldanır. Kendi çıkmaz sokakta kaybeder. Ebu Cehil de gördü Efendimiz'i. İçindeki kendi katranını gördü. Cenab-ı Hak yine Fussilet suresinde o kitabın oku bugün nefsin kâfidir. Oradaki bir ahvali bildiriyor. Nihayet oraya geldiğinde kulakları, gözleri ve dirileri içtikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecek. Yabancı şahide ihtiyaç yok. Gözler neler gördü? Ne kadar hayır ne şer. Kulaklar ne kadar hayır ne şerre muhatap oldu. Hayat nasıl bir tanzim içinde geçti? İnsan kendi kendine şahit olacak orada. İbrahim aleyhisselam Allah dostu oldu. Malıyla, canıyla, evladıyla Allah dostu oldu. Kul mütevazı olacak, hiçliğini tefekkür edecek. Bir hiçten meydana geldik. Cenab-ı Hak lütfetti. Onun için hayat tevazu ve teslimiyet içinde devam edecek. Efendimiz daima buyurdu muvaffakiyetlerde ve zor durumlarda Allahümme lâ aişe illâ aişül âhire esas hayat ahiret hayatıdır. Bir mümin vicdanına şu soruları soracak. Bunları tefekkürle derinleşecek. Bu cihan kimin için halk oldu? Kimin mülkünde yaşıyoruz? Kimin verdiği rızıklarla merzuk durumdayız? Geliş niye, yolculuk nereye? Hayat nedir? Velhasıl duyuşlar derinleşecek, şükür artacak, kalpte esma tecellileri derinleşecek, ahiret endişesi gelecek. Yusuf Aleyhisselam'ın
buyurduğu duaya tevekkülü Müslüman velhükünü bir salihin ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür beni salihler arasına kat. Yani ruhani tefekkür insana daima huzur verir. Nefsani tefekkür ise ihtirasları artırır. İşte tasavvuf kalbin saflaşması, Cenab-ı Hak ile huzur bulması. Mevlana bunu çok güzel bir tarif yapar. Men bende Kur'anem eger can darem, men haki rahi Muhammed muhtara. Bu can tende oldukça ben Hazreti Kur'an'ın kuluyum, kölesiyim. Hazreti Muhammed muhtarın mübarek ve nurlu yolunun toprağıyım. Velhas tasavvuf her bir ahvalde ilahi tecellilerden razı memnun olma sanatıdır. Daim elhamle ala küllü hal diyecek mümin. Şikayeti unutma sanatıdır. Şikayet olmayacak. Hayatın sıkletlerine karşı bir rıza gösterecek. Hayır hasenat ve amel-i salihlerle manen mesafe almaya gayret edecek. Kalbi selim, kalbi minif, nesmi mutmainne hazırlanacak. Nesi kul Allah'tan razı, Allah da kuldan razı eden merdiye. Cenab-ı Hak selamun aleyküm tıbtun fetulâ hâlidin. Selam size tertemiz geldiniz. Ebedi kalınız girin buraya. Nasıl dünyaya gelen insan bir tertemiz geliyor. İbadetlerle, taatlerle, muamelatla kul tertemiz olarak son nefesini vermeye gayret edecek. Hamd, şükür ve zikir halinde hayatını devam edecek. Sabır olacak. Değişen şahs sabır olacak. Muhammed Esad Erbil Hazretleri aşk gülistanının yolunda dikenden korkulmaz. Aşk gülistanının yolunda dikenden korkulmaz. Ben her dikenin üstünden yüzlerce gonca toplarım. Demek ki sabır birçok ufuklar açıyor. Dervişlik bostanında ızdıraptan zevk alırım. Yastığımı dikenden yaparsam rüyamda gülü görürüm. Her zorluk karşısında Cenab-ı Hak mükafat insanı. Efendim ondan sonra gelen ayet Rahman'ın has kulları onlardır ki ibadur Rahman yani yeryüzünde tevazu ile yürürler. İnsan için en büyük manevi kanser enaniyet oluyor, gurur kibir oluyor. O da ancak yanmakla temizlenir buyuruluyor. Kendi bilmezler laf attığı zaman da onlara selam derler, bir tebessüme geçerler, muhatap olmazlar. Kibrin ilacı tevazu ve hiçliktir. Bu dünya arz-ı emdan değil, arz-ı hal etmeye geldik. Kalbinde zerre kadar küfür bulunan kimse cennete giremez bunu. O cehennemde temizlenecek ondan sonra. Varlık benlik iddiasından korunan kimse birçok tehlikelerden kendini korumuş olur. Mevlana'nın burada güzel bir ifadesi var. Kılıç boynu olanın boynunu keser. Gölge geldere döşenmiş olan hiçbir kılıç darbesi onu yaralamaya muvaffak olmaz. Ömer radıyallahu anh halifeyken sırtımda kırbayla gidiyor. Gören halife diyor bu ne hal diyor. Niçin böyle yapıyorsun diyorlar. Nefsim kendini beğenmeye kalktı diyor. Rum elçileri geldi, Bizans elçileri geldi. Pers elçileri geldi. Beni çok methettiler. Koltuklarım kabardı. Onu da kendime ders vermek için işte böyle sırtımda kırbayla dolaşıyorum dedi. Yine Hazreti Ömer'in yamalı bir elbiseyle gördüm buyur Ravi. Velhasıl tezkiye olacak. Kat eflamen zekâ, kat eflamen tezekkâ. Ne olacak? Kalpten enaniyet gidecek. Haksızlık gidecek. Daima kul hakkından çok korkacak. Merhameti ve şefkat yoksulluğu olmayacak. Fitne, gıybet, istihsa, istihkâr, öfke, iftira, haset, hayâsı, gurur, kibir, yalan. Bu şeylerden kaçınacak. Olan yerde de orada bulunmayacak, orayı hemen terk edecek. Bu olursa, illallah iman lezzeti olacak. Merhamet, hizmet, tevazu, ikram, ihsan, nezaket, el-emin, es-sâdık bir karakter, rıf, vefa, tövbe, iffet, adalet, affet, sabır, edep, hayâ, ümmetin derdiyle dertlenme olacak kalpte. Bu şekilde ilahi tecellilere mazhar olacak, yani nimete ermiş olacak. Cenab-ı Hak bizim çok secde etmemizi istiyor. İnsanın anatomik iskelet yapısı secdeye en uygun şey Cenab-ı Hak halk etti ki kul bol bol secde etsin Rabbine. Cenab-ı Hak secde et ve yaklaş buyuruyor. Hiçbir mahlukat insan gibi secde edemez. Cenab-ı Hak secde etmeyi insanı kolaylaştırıyor. Secde huzur hali Cenab-ı Hak ihsan ediyor.
Yine Cenab-ı Hak buyuruyor Araf suresi 31. ayette: Ey Adem oğulları, her secde edişinizde güzel elbiseler giyin. Yiyin, içsin fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edeni sevmez. Onun için bilmek, Cenab-ı Hakk'ı bilmek, bilgi zihne depo etmek değil, bu kâinatta hikmet, sır ve muammaları çözmektir. İşte bu hal kulu marifetullah'a doğru sevk eder. Gece ibadeti çok mühim. Riyadan uzak gece ibadet. Cenab-ı Hak ile baş başasın. Harici alakaların kesildiği bir zaman, fedakarlık uyku mıknatısı gibi yatak çeker. Cenab-ı Hak buyuruyor, o müttakiler, o takva sahipleri ki geceleri namaz kılmak ve istiğfar etmek için yanlarını tatlı yataklarından kardırdılar. Rablerinin azabından korkarak ve rahmetini umarak dua ederler. Kendi verdiği rızıklardan da hayır yollarını infak ederler. Efendimiz o zor yolculuklarda, o gece yolculuklarında dahi o seferlerde bu teheccüd namazını terk etmemiştir. Yine Cenab-ı Hak gece pek az uyurlardı. Seher vakitinde secde ve istiğfar ederlerdi buyur ayette. Efendim ölüme hazırlanmak. Cenab-ı Hak yine Kaf suresinin 19. ayette ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de hepimizin başından gelir. İşte ey insan bu senin ötelen bir kaçtığın şeydir denilecek. Ölümden korkmak değil, ölümü güzelleştirmeye gayretli olabilmek. Yine ondan gelen ayet ve şöyle derler Rabbimiz cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır. Yine Cenab-ı Hak bir misal veriyor. Fâtır suresinin 37. ayetinden mücrimler Rabbim bizi buradan çıkar diyecekler. Çıkar bu eski kötü fiillerimizi iyiye tebdil edelim diyecekler. Cenab-ı Hak size düşünebileceği kadar bir zaman vermedik mi? Size bir uyarıcı bir peygamber gelmedi mi? Zalimin yardımcısı yoktur buyuruyor Cenab-ı Hak. Velhâsıl şu ömür kazanmak için çok büyük bir nimet. Allah korusun gaflet geçmesi de büyük bir felaket. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ya leyteni vuruyor. Kaç yerde geliyor keşkeler. Hep orada keşke keşke keşke. Keşke peygamberle birlikte aynı yolda olsaydım diyecekler. Yine yüzleri ateş çevirip çevrildiği gün eyvah bize keşke Allah'a itaat etsek, peygamber itaat etsek diyecekler. Velhâsıl bu ya leyteni çok yerde geçiyor. Demek ki bu hep öbür taraftaki feryatlar. Hayvanlar kalkacak, hayvanlar hakkını alacak. Ondan sonra künü turâbâ denilecek, toprak ölü diyecek. Kâfirler yekûlü kâfir ya leyteni küntü turâbâ. Keşke diye bu hayvanlık toprak olsaydık diyecekler. Hep Cenab-ı Hak ikaz ediyor cehennemden uzaklaşma. Yine o Rahman'ın rahmetin tecelli kullar harcadıklarını ne israf ne de cimrilik ederler. İkisinin o arası orada bir yol tutarlar. Ahmed bin Hanbel Hazretleri buyuruyor ki mümine az bir mal yeter. Gafile çok mal ise kâfi değil. Gafilin ihtirası artar. İki büyük manevi kanser, biri israf, biri cimrilik. İsraf kendisine aşırı harcamak, cimrilik de haddinden fazla kendini biriktirmek. Cenab-ı Hak andolsun ki mallarını ve canlarını konusunda imtihana çekileceksiniz. Yine efendi buyuruyor, her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Eshab-ı Kiram efendimizin terbiyesinde öyle bir hayat yaşadılar ki Kuzey Afrika fethedildi. Filistin fethedildi. Dağıstan fethedildi. Hazineler, ganimetler aktı fakat evlerinin geometri, şekli, biçimi değişmedi. Fazlasını infak etti Allah için. İbadette israf. Bir kul namaz kılar, kıldığı namazın şu kadar şu kadar gider, onda biri kalır. Ancak namazı huşu ile kılarsa o namaz kıvamına oturur. Cenâb-ı secde et ve yaklaş buyuruyor. En mühim zamanda israf, zamanın boş harcanması en büyük nedamet sebepleridir. Ahlâki kıymetlerde israf buyuruluyor. Öyle bir zaman gelecek ki helalden mi haramdan mı kazandığını aldırmayacak. İşte bugün malum yani. Manşet temininde ve infakta israf, itidalden uzaklaşma hususunda Efendimiz şöyle buyuruyor.
benden sonrası dünyanın çiçeklerinden, nimetlerinin zinetlerinin açılmasından ve onların gönlünü kaptırmasından korkuyorum. Sağlık ve yeme içmekte ifrat, oburluk. Bugün bunu görüyoruz, bu açık büfeler vesaire. İki nimet var ki insan çoğu onların değerini takdir etmez, sağlık ve boş vakit. Velhâsıl israf sadece malı mülkü ölçüsüzce harcayıp heba etmek değil, o hayatın her safhasına alakalıdır. Bilmiş ömrü boş geçirmek israf. Yeme içme giyimde haddi aşmak israf. Saati lüzumsuz yerlerde zayi etmek israf. Hele eğitimde evlatları sırf dünyevi istikbal kaygısıyla manevi terbiyeden mahrum olarak yetiştirmek israfların en büyüğü. O evlat yani anadan babadan davacı olacak. Fakat anne baba evladını küçük yaşta İslam'ı öğretir, Allah ve Resulü'nü sevdirir. Kur'an-ı Kerim'in lezzetini mesela bir Kur'an kursunda eğer evladını çağırırsa o zaman o evladının hali sadaka-i cariye olacak anne babaya. Onun için infak da çok mühim. Bu fakirlikte de infak. Ebu Zer sahabinin fakirlerinden de Efendimiz Ebu Zer dedi çorba pişirdiğin zaman suyunu biraz fazla koy dedi. Tane koyacak durumu yoktu. Sonra komşularını gözet, gözden geçir. Onları verirken de ikramlı bir şekilde ver. Çünkü o bir nimet. Yani sadaka verdiğin bir kimse sana bir nimet. Olması nereden kazanacaktı? Yine hikmet ehli şöyle buyuruyor. Bir kul öldüğünde malı ise iki musibetle karşılaşacak daha önce. Bunları hiç görmemiştir. Birincisi bütün malı elinden alınması. Diğeri de bütün malı elinden gitmesine rağmen bunların hepsinden hesaba çekilmesi. Yine Efendimiz buyuruyor ki yazıklar olsun, yazıklar olsun. O kimseye ki ehli iyalini servet üzere bırakır da kendisi Rabbinin huzuruna şerle gider. İki şeye dikkat etmek lazım. Kazandığımız parayı ona haram ve şüpheli girmesin. Kişi malının durumunu öğrenmek isterse ne kadar temiz bir maldır ya da değildir, sarf ettiği yere baksın. Kişide irade yoktur. Malda irade vardır. Kazandığı yere doğru akar. İkinci olarak dikkat edeceğimiz gönlümüzde muhabbeti taşıdığımız insanlar. Yani bunlar salih insanlarsa biz de salihleşiriz. Allah korusun karışıksa bize de onun zararı olur. Hatta yine bir ehli hal kimseden bildiriliyor. Mülk kimin? Şeriatte senin malın senin, benim malım da benim. Tarikatta seninki de senin, benimki de senin. İhsar halinde. Hakikatte çok yüksek seviyede bulunanlar ne seninki senin ne benimki benim, hepsi Allah'ın telakkisi. Müminin vicdanına yerleşir ve bu mal telakkisi zirve haldedir. İşte peygamberlerin çok yüksek veli kullarının hali. Ondan sonra gelen ayet zira onlar Allah ile beraber tuttukları başka bir tanrıya yalvarmazlar. Yani riya, miya vesaire müminde olmayacak. Tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yok. İkincisi Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Efendim bir yanık karınca yuvası gördü hayret etti. Allah'ın verdiği bir canı yakmaya kimin hakkı var buyurdu. Üçünü zina etmezler. Bunları yapan günahların cezasını bulur. Ki bu nedir? Topluma ihanettir. Allah korusun. Ondan sonra kıyamet günü azabı kat kat arttırılır genayete. Onda alçaltılmış olarak devamlı kalır buyuruluyor. Yine Cenab-ı Hakk'ın lütfu, büyük lütfu. Ancak tövbe iman edip amel salih işleyenler başkadır buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın bir merhamet tecellisi. Fakat kul seherlerde istiğfar edecek, tövbeten nasuha olacak. Allah onu kötülükleri iyiye çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ne güzel bir Rabbimiz var. Fakat yine başka ayetlerde Cenab-ı Hak Lokman Suresi'nde sakın dünya hayatı aldatmasın. Şeytan Allah'ın affına güvendirirse kandırmasın. Çok insanlar var. Allah gafur rahim. Amenna ama bizden ne istiyor Cenab-ı Hak? Amelen saliha. Salih amel istiyor. Yine Fatih Suresi'nde Allah hakkında o şeytan sizi kandırmasın buyuruyor. Demek ki kul devamlı istiğfar halinde olacak. Devamlı da kendisini masivadan, yanlışlıktan koruyacak.
Yine Cenab-ı Hak yine merhamet, size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün. Ona teslim olun, sonra size yardım edilmez. Ondan sonra yine Cenab-ı Hak diyor, kim salih amel işlerse şüphesiz o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Cenab-ı Hak hepimize tövbenin hakkını verebilmek nasip eylesin. Tövbede gözyaşı lazım, tövbede pişmanlık lazım. Tövbede kalben o şerden uzaklaşmak lazım. Hem tövbe et, hem gıybet et olmaz. Yine o kullar, o İbâdur Rahman, Allah'ın rahmetini tecelli ettiği kullar, yalan yere şahitlik etmezler. Bu çok mühim. Allah korusun. Boş sözlerle karşılaştığı zaman, vaka ile oradan geçip giderler, orada bulunmazlar. Cenâb-ı Hak nasıl bir sâlih kul istiyor? Fussilet Sûresi'nde, insanı Kur'an ile Allah'a davet eden, amel-i sâlih işleyen ve ben Müslümanlardan diyen, o İslam karakter ve şahsını temsil edenden kimin sözü daha doğrudur buyuruyor. Yine ondan sonra gelen ayetler kendini Rabbinin ayetleri hatırlatında onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Duymamazlıktan gelmezler. Hemen o Allah'ın ayetlerini tatbik etmek için gayret ederler. Cenab-ı Hak buyuruyor: "Feyza feravte fensab ve ila rabbike fergab." Boş kaldın mı? Hemen diğer hayır işine koş. Ondan sonra gelen ayet bir toplum tarzı bildiriyor. Okullar Rabbim bizi gönlümüzü aydınlatacak işler ve zürriyetler bağışla. Rabbena hib lena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayun ve ec'alna lil muttakine imama ve bizi takvada da önder eyle. Hem takva yaşayacağız hem de takvayı temsil edeceğiz. Rabbena hib lena min ezvacına yani bir ezvaç zevç ve zevce göz nuru olacak. Oradan gelen evlatları göz nuru olacak ve toplumda bir takvaya önder olacaklar takvada. Hem yaşayacaklar hem de yaşatacaklar. İşte böyle bir toplum bir asr-ı saadet toplumu tarif ediliyor. Bu sayılan vasıflar işte ona sabretmelerine karşı cennetin en yük makamına erişecekler. Orada hürmet ve selamla karşılaşacak. Orada ebedi kalacağız. Orası ne güzel bir yer, ne güzel bir ikamet yeridir. Ondan sonra bir ihtar gelir. Resulüm de ki, kulluk ve yalvarmamız olmasa gâfiller için, Rabbim size ne diye değer versin? Siz ne işe yararsınız diyor Cenab-ı Hak. O kadar yarattı, nimetler verdi. Kullukta kulluğu yaşamıyor. Duada, ibadette noksan. Siz ne işe yararsınız Cenab-ı Hak buyuruyor. Bu ayet çok mühim bir ayet. Velhâsıl Cenab-ı Hak hem kendimize hem de evlatlarımıza hem de bulunduğumuz toplum içinde güzel bir numune olabilmeyi ve cenâl-i müttakîn imama takvada önder olmayı, bu işte bir irşat vazifesi görebilmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Yani hem bir mümin kendini inşa edecek, o şekilde bir İslam'ı ahlakıyla, yaşayışıyla temsil edecek. Bu şekilde bir emri bil marufta bulunacak. Allah cümlemize nasip eylesin. Duamızın kabul niyazıyla lillahi teala el Fatiha.